18 yaş ve üzeri izleyici. Yayın başlıyor. İyi seyirler. Kıymetli konuklar merhaba, İDE TV'ye hoş geldiniz. Metafizik Hakikatler programımızın 3. bölümünde yine Türkiye'nin önemli metafizik uzmanlarından Volkan Kemal Ergenekon hocamlayım. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İlk iki bölümde biraz teorik e, ilerlemiştik. Bugün aslında örnek e, musallat vakalarıyla e, ilerlemeyi düşünüyoruz. Tabii öncesinde hocam e, şu konuya bir açıklık getirelim. Metafizik varlıklar, görünmeyen varlıklar yani cinler... Kimlere musallat oluyor? Neden musallat oluyor? Musallat olma belirtileri nelerdir? Buyurun hocam. Şimdi e, izleyici arkadaşlara hayırlı geceler diliyorum öncelikle. E, tabii en çok yani genel olarak küçük bebeklere e, gösterişli genç kızlara hamile hanımlara, loğusa dönemindeki hanımlara, yalnız yaşayan yaşlı bayanlara, bir de ruhsal ve bedensel olarak zayıf olan, e, çok çabuk demoralize olan, e, ufacık bir olumsuz olayda çok çabuk aurası düşen, yani e, halkın deyimiyle yıldız düşük olan kişilere daha çok musallat oluyorlar. Tabi e, <laughs> emareleri söyleyeceğim ama bu emarelere sahip olan herkes de obsesyona yakalanmış. Yani bu varlıklara yakalanmış demek değil. Tabi obsesyon e, psikiyatride takıntı anlamında kullanılıyor. Fakat metafizikte bir varlığın bir dördüncü boyutta bir varlığın bir insan bedenine girmesi musallat dediğimiz olay şeklinde ifade ediliyor. Böyle bir vakada ee, süje banyoda yıkanırken yanında birisi varmış gibi hisseder. Saçını şampuanlarken tam olarak gözünü kapatamaz. Arada bir açma zorunluluğunu hisseder. Ee, çok çabuk sıkılır ve hızlı bir şekilde banyosunu yapıp çıkar. Veya tam tersi oyalandıkça oyalanır. Yani fazla kalmak istemediği halde bir türlü banyodan çıkamaz. Salonda oturduğunda mesela koridordan biri geçiyormuş gibi hisseder, başını çevirir, hani ya annem mi acaba geçti der. E, fakat bir karartının veya beyaz bir silüetin geçtiğini hisseder. E, rüyasında çok sıklıkla kedi, köpek, yılan ve fare gibi varlıkları görür. Onların kendisine zarar vermesi, saldırması şeklinde olur bu daha çok. Hmm, tabii büyü emarelerinden de var bu ama e, onun dışında daha ileri derecede e, resmen bunları görür veya seslerini işitir, kendisiyle konuşurlar, yönlendirmeye çalışırlar veya Vücutta çizikler, morluklar olur. Sabah kalktığı zaman hani geçen programda dediğimiz gibi kına yakma olayı olur gibi. Volkan Hocam geçen programda bu kına meselesinden dolayı erkek bir izleyicimiz bana da kına yakıldı. Ben kadın ve güzel bir kadın olmamama rağmen demişlerdi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Erkek mi? Evet. Çok istisna. Ben ilk defa duydum yani o. Tam böyle profesyonel olarak 35 yıldır bu ilimle uğraşıyorum. İlk defa bir erkin avcuna kına yakıldığını duydum. Belki gerçekten yakmışlardır hocam ona. <laughs> Espri olsun diye olabilir. Şimdi bir de çok önemli bir e, konu var. Bunu nereden bildiğimi söylemeyeceğim ama... ...bu metafizik varlıklar e, bir ortama girdiğinde... ...bir kulak çınlaması, elektrolize bir ses e, duyuluyor. Yani tam bir çınlama değil biraz daha sanki bir elektrik akımı sesi olur ya bildiğimiz alışık olduğumuz öyle bir ses ve uğultu oluyor hocam bunun sebebi nedir? Yani şimdi bunlar fizyolojik de olabilir psikolojik de olabilir mesela beyne yeterli sıvının gitmemesinden mütevellit bir, oluşan bir komplikasyon da olabilir vesaire. Şimdi her bu emareyi yaşayan bu varlıklara yakalanmış demek değildir bunları çok iyi ayırt etmek lazım. Ancak ee yani metafiziksel etkiyle psikolojik veya fizyolojik etki arasındaki bazı farklar var. ince noktalar var. Evet. Mesela e, süje kulağına sesler geliyor, duyuyor. Mesela ama öyle şeyler ki bugün şuraya gitme deniyor ona. Tehlike var deniyor. Sonra öğreniyor ki orada bomba patlamış. Veya şu şu uçağa binme veya şu araca binme bir sonraki araca bin deniyor. Sonra öğreniyor ki araba kıza, kaza, yapmış. Şimdi hani bunlar müşahhas örnekler. Ama şöyle olsa hani bu tür sesleri duyup da e, ama böyle bir vaka olmamış olsa o zaman diyeceğiz ki kişi kendi bu sesi oluşturuyor. Beyinle yeterli sıvının gitmemesinden dolayı halüsinasyonlar görüyor veya duyuyor. Ama şimdi değerli kardeşim bu varlığı gece rüyasında görüyor. Sabah kalktığı zaman kolları tırmalanmış olarak kalkıyor. Hadi buyurun bu şimdi psikiyatrist arkadaşlar izah etsin. Veya söylenenler çıkıyor. Hani kendisine söylenen şeyler hakikaten bir iki gün sonra aynı şekilde çıkıyor. Bunu nasıl izah edeceğiz? veya rüyasında e, kaza yaptığını görüyor ve hakikaten o kaza aynen gerçekleşiyor. Veya aynı anda ayrı iki şehirde veya ayrı evde aynı kişi birbirine çok yakın olan kişiler aynı rüyayı görüyorlar. Yani bunu nasıl izah edeceğiz? Gibi. Evet. E, bilimin halen e, izah edemediği birçok nokta var. Genelde bu gibi konularda Kaçak güreşmeyi tercih ediyoruz biz. Evet, evet. Bir de Anadolu'da bu kadar köyde, dağ köylerinde, kırsal alanlarda yaşanan birçok hadise var, tekinsiz ev vakaları var. Evet. Bu varlıkların kendilerine tercih ettikleri yaşam alanları var, hocam. Bu yaşam alanları nerelerdir? Daha çok, tabi şimdi 50 yıl öncesini göre konuşacak olursak, o zaman daha tenha yerleri tercih ediyorlardı. Yani ormanlık alanları, nehir kenarları, değirmen ve civarı e, bu tür yerleri tercih ediyor. Daha ıssız sessiz yerleri ama şimdi insanlar artık o kadar bunların istediği şartlarda yaşıyorlar ki artık köylere, kasabalara ve şehirlere bu musallat olmaya başladılar. Önceden bu vakalar şehirlerde çok az görülürdü genelde izbe yerlerde, çöplük kenarları, pis mekanların olduğu bataklıklarda vesaire de bu tür olaylara şahit olunurdu. Ama şimdi artık insanlık hatta belki kıyamet alametlerinden birisi de bizim onlarla aramızdaki göz perdesinin yavaş yavaş kalkıyor oluşu. Evet. Yani ivme hızıyla artıyor bu vakalar. Bu da 30 sene önce çok az kişi gelirdi bundan dolayı. Şimdi artık e, hayal edemeyeceğiniz görevde yani hakimi, savcısı, avukatı, doktoru, profesörü artık, tabii bu bir tabu olduğu için sanatçıları söylemiyorum. Sanatçılardan da çok gelenler var da. Ama e, bu bir tabu olduğu için insanlar söyleyemiyor. Hatta Psikolojik rahatsızlıklar bile tabu. Kişi işte etraftan bana deli derler diye psikiyatriste de gitmiyor. Hala daha bu bile kırılabilmiş bir olay değil ki. Metafizik bir olay yaşadığı zaman kolay kolay en yakınına bile söyleyemiyor. Mesela diyorum ki şöyle bir işlem uygulaman lazım evde diyorum. Bunu kimseye söyleyemem hocam diyor. Sonra dedikodu yaparlar arkamdan diyor ve yaşadığı sıra dışı olaylar var. En yakınına dahi söyleyemiyor. Alay ederler diye veya yanlış bir bakış açısıyla kendisini değerlendirirler diye söyleyemiyor. Yani psikolojik e, rahatsızlıklar bile bir artık tabuluktan bir türlü çıkamadığı halde metafiziğin çıkmaması haydayda normal. Tabii. Maalesef. Hocam şimdi belli bir mesleki statüyü ünvanı almış insanların bu tarz paranormal deneyimleri eşiyle dostuyla paylaşması tabii çok kolay değil. Çünkü yani sen bilim insanısın böyle şeylerle mi uğraşıyorsun gibi bir evet, e, geri dönüş alıyorlar. Oysa ki e, bize hayat şunu da gösteriyor. Metafizik konulara karşı çıkan birçok insanın aslında kendi hayatlarında çocukluk döneminde ya da e, evlendikten sonra... Bu gibi olayları bizzat kendilerinin de yaşadığını, bundan evet. kaçmak için bunu inkar yoluna gittiklerini de görüyoruz. Evet. evet. Bununla ilgili çok yanlış bilgiler de var. Evet. Ee, avami bilgiler var. Ee, i̇şte elimizden geldiğin kadar acizane bunları anlatmaya çalışıyoruz. Mesela bir hüddam furyası var Türkiye'de. Hı hı. Her köşe başında artık e, benim görevli cinlerim var diyen e, tipler türediler. Bu tipler YouTube'dan bile e, siparişle iş yapar hale geldiler sosyal medya üzerinden. Şimdi bu Hüddam ve hadim e, kavramlarına dilerseniz biraz girelim. Bu insanlar gerçekten birinden el alarak mı e, bu işi sürdürüyorlar, sahtekarlık mı yapıyorlar? E, bu endüstriyi biz nasıl e, çökertebiliriz hocam? Evet. Şimdi biliyorsunuz e, hadim, hdm harflerinden Arapçada yani yardımcı, hizmet eden demek. Biliyorsun ilkokulda da e, hademe dediğimiz Evet bizim sınıfımızın ve okulumuzun temizliği ile ilgilenen büyüklerimiz vardı. E, hizmetçi anlamında kullanılan Arapça bir kelime. Farsça evet. da, da kullanılan bir kelime. E, fakat belki de gerçekten o ritüeller hani kendi e, sayfalarında belirttikleri ritüellerle çağrılabiliyordur. Doğru da olabilir. Tabii çok sahtekarlar olmakla birlikte ama genelde bunlar da yine Şemsül Maruk, Kenzül Havas, Kenzül Aş gibi veya diğer Havas kitaplarından kopyalayıp yapılıp e, yapılabilecek bir şey. Fakat önemli olan burası değil. Önemli olan o varlıklara hakim olup olunamayacağı. Onları kontrol edilip edilemeyeceği hususu. Bu çok önemli. Bunun için bir, ilme sahip olmak gerekiyor. İki, çok yüksek bir enerjiye sahip olmak gerekiyor. Herkesin kaldırabileceği bir olay değil. Yani benim mesela bir iki talebem az kalsın dengelerini bozup intihara doğru yönelme meyli göstermişlerdi. Çok güvendiğim, çok güçlü zannettiğim işi bile bir süre sonra böyle bir varlıkla karşılaştığında soğuk koruyamayıp gardı düşebiliyor, tehlikeli duruma girebiliyor. Tabii ki ben her zaman söylediğim gibi maalesef yine söyleyeceğim, bıkmadan söyleyeceğim. Arkadaşlar metafizikle uğraşacaklarına fizikle uğraşsınlar. Çünkü Türkiye'nin bugün süratle, ilme, fenle ihtiyacı var. Görüyorsunuz son olaylar bile e, İsrail'in dünyaya meydan okuması Amerika'yı bile dize getirip şeyde senatoda ayakta alkışlattırması gibi ben bu alkışlamayı Adnan noktaları alkışlayan kediciklerin alkışına benzetiyorum. Yani zorunlu tehditlerden mütevellit yapılan, istemeyerek yapılan alkışlama. Neden? Dünyada bütün silah sektörü, ilaç sektörü endüstrisi ile e, her şeyle hakim. Şimdi e, bunu neden söylüyorum? Biz artık e, yüz kere söylüyoruz, herkes de söylüyor fakat uygulama yok. Türkiye'de din çok konuşuluyor. Yani teknoloji, ilim, fen konuşulacağına, mühendislerin önü açılacağına, bugün öyle biraz önce bir, e, bir yerde bir sohbet oldu. Yani e, arkadaş diyor ki öyle mühendislerimiz var ki diyor e, çığır açacak ve yeni e, Türkiye'ye şey açıyor ama önü açılmadığı için diyor engellendiği için veya işte çeşitli sebeplerden siyasi sebeplerden vesaireden yani dolayı atıl kalıyor. Şimdi süratle buna yönelmemiz lazım. Yani metafizik uğraşma ne anlamı var? Bizim yapacağımız şey sadece ana hatlarıyla böyle bir etkiden nasıl korunacağımızı bilmek. Evet. Ona göre tedbir alıp yaşamak. Ama onun dışında metafiziğe girmek değil ya. Türkiye'nin fiziğe, fenle, kimyaya, e, konulara, pozitif filmlere ihtiyacı var. Hocam hatırlar mısınız? 90'lı yıllarda bizim Aselsan'daki mühendislerimiz bir anda depresyona girip patır patır intihar ediyorlardı. Evet, evet. Yani bu o, intiharların sebebi nedir? Cinler mi atıyor onları aşağı mesela? Yoksa cinler mi atıyor? Brainwashing washing dediğimiz beyin yıkama veya main kontrol, beyin zihin kontrolü, beyin kontrolü üzerine adamlar e, hem e, fizyolojik olarak hem psikoloji ilmiyle hem de metafizik ilmiyle süratle ilerliyorlar ve etkiliyorlar. Bu bir realite. Evet. Yani büyü olayı bir realite ama bunu nelerle yapıyorlar? Çok bu konuda riyazatlara girerek e, bazı e, ritüelleri uygulayarak yapıyorlar. Fakat bunu yaparken mesela e, biliyorsunuz e, Hedonizmden alalım, Klinikçiliğe, Stoacılığa kadar geldiğimiz zaman bu tür felsefe akımlar ki e, Stoacılık İsa'dan önce 3. yüzyılda e, Zenon tarafından kurulmuş bir e, felsefe. Tabi şey e, İskender İmparatorluğu yıkıldığında ve Yunan şehir devletleri yıkıldığında toplumda artık daha biz tekrar devletlerimizi kuramayız gibi ümitsizlikler oldu. Bu toplum artık düzelmez gibi düşüncelerle e, kaderci bir anlayışa gidil gidildi. Klinikçilik zaten tam bir kaderci anlayıştır. E, Kenon kelimesinden Yunanca gelen bir şey akım. Bu e, bunun da babası Diyojen'dir biliyorsunuz. Diyojen de toplumdan arınma, dünya zevklerinden tamamen bir taraf olup e, büyük bir fıçı içerisinde biliyorsunuz yemek içmeden uzaklaşıp kıyafetle dahil o şekilde yaşayan bir düşünürdü. Evet. Hatta İskender'le biliyorsunuz karşılaşması da çok meşhurdur. Hepimizin bildiği gibi İskender dünya hakimiyetiyle birlikte geldiğinde Diyojen'in o halini görüyor çok üzülüyor. Ya benden ne arzu edersiniz? Size ne gibi yardımda bulunabilirim diyor. Yiyecek, yiyecek ve sosyal imkanlar açısından. Diyojen şöyle kenara çekilir misin diyor. Gölge etme başka bir şey istemiyorum. Şiş almak istiyorum diyor. Şimdi gölge etme başka ihsan istemem sözü oradan geliyor. E, tabii bu klinikçilerden biraz daha eee yumuşak olanı stuacılık akımı geldi. Bunda da tam kadercilik var ama klinikçiliğe göre e, yani tam ele tek çekme dünya hayatından yok. Fakat bir şey olumsuz olursa da önemli değil. Sahip olursak da önemli değil şeklinde. Biraz asosyal bir görüş, düşünce. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne nereye geliyor? İşte bakın mesela Budizm'de, Brahmanizm'de mağaralara çekilip dünya hayatından uzaklaşma, bütün hayatı boyunca riyazata girme. Geçen gün gördüm. 36 yıldır yıkanmamış mesela bir koru. <laughs> yani Rabbim bizden bunu istemiyor ki. Yani hayvanlar bile değil mi? Terledikleri zaman, kirlendikleri zaman kendini suya atıyorlar, havuza atıyorlar. Yani hayvan bile bunu yapıyor. ya. Yani. Şimdi ee, tabii bu ee, diyeceksiniz ki ya bu nereye gidiyor? Bakın bu tam kadercilik anlayışını işte bu felsefeyi okuyan Muaviye bunu tuttu İslam'ın içine soktu. Ee, Hristiyanlık 3 bölümden 3 e, dönemden ibaret diyelim. Birincisi e, İncil dönemi. Sadece İncil'in ön planda olduğu dönem. Evet. İkincisi orta çağda kilise dönemi. Üçüncüsü de ee, protestanların, Calvinistlerin e, e, ön planda olduğu ve artık e, daha layık görüşe sahip olan bir üçüncü dönem. Yani birinci de sadece İncil'e itaat ediliyor, ikinci de kiliseye e, ve onların e, papazların açıklamalarına, ilmi hallerine önem veriliyor. Üçüncü dönemde ise akılcı dönem. Zaten onunla birlikte endüstri devrimi, reformlar e, ve Fransız ihtilali gelmiştir biliyorsunuz. Evet. E, bu, bu süreçte birinci dönemde, üç dönem dedik ya Hristiyanlık'ta, birinci dönemde öncü Hristiyanlığı bozan, tahrif eden Pavlus'tu. Aslında kendisi de bir Yahudi, hahamı. Fakat Hristiyanlık akaidesinin işte bu üçlü teslisi ve benzeri e, Allah'ın oğlu olduğu falan şeklinde dejene ederek amacı e, Hristiyanlığı yolundan saptırmaktı. Şimdi Hristiyan dünyasındaki Pavlus'un görevini İslam dünyasında muaviye aldı. Neden ben stoğacılıktan geldim? Niye? Evet. Hedonizmi anlattım, klinikçiliği yani böyle ana hatlarıyla anlattım. Oradan e, riyazata girme, toplum hayatından uzaklaşıp fakir hayatı yaş yaşamak, asosyalleşip yaşama olayları. Çünkü Budizm ve Brahmanizm'de de bu dediğim gibi çalışmalar var. Fakat İslam bunu aslında reddediyor. Ama mesela 30 günlük riyazatlar hani ruhen ve bedenen rahatlamak, yani kısa süreli riyazatlara İslam cevaz veriyor. Evet. Bu e, varlıklarla temasta olmanın bir yöntemleri, şartlarından birisi. Ruhen ve bedenen arınma. Tabii e, bu yönde kabiliyeti varsa doğuştan altıncısı kuvvetliyse ise ve aurası çok yüksekse bu ilimle uğraşmalı kişi. Volkan hocam burada bir şey sorabilir miyim? Bu öne önemli olduğu için. Şimdi diyorlar ki mesela riyazata girdi, inzivaya çekildi 40 gün. İşte hayvansal gıdaları bıraktı, e, normal bir e, bir hırka bir lokma moduna geçti adam. Şimdi buna geçtiği için bir anda metabolizması değişti. Hormon dengesi değiştiği için e, bir takım vizyonlar görmeye başlıyor. Bir takım eee halüsinatif durumlar içine giriyor. Böyle bir tez de var. Buna ne diyorsunuz hocam? Doğru olabilir. Olabilir. E, fakat biliyorsunuz eee geçeri 1 ile 3 arasında beyin eee epifez bezi dimetil triptofan salgılıyor. Bu kişi e, kişiyi daha hassaslaştırıyor ve e, üçüncü gözün açılmasına sebep olabiliyor. Bu tür mesela astrallarda hem bireysel yapılan astrallarda bu peki hala mümkün olabiliyor. Şöyle düşünelim. E, mesela normalde bir kiremeti kıramayız ama aynı kişi aynı kol kuvvetiyle konsantre olduğu zaman 5 kiremeti birden kırabiliyor değil mi karatede? Evet. Atlayamayacağı bir çiti arkasından azgın bir köpek koştuğu zaman o an adrenalin yükselmesiyle hayatta aşamayacağı ciddi sıçrayıp aşabiliyor. Doğru mu? Sana popo korkusu diyoruz değil mi hocam? Evet gibi. Bu nereden oluyor? Adrenalin yükselmesiyle süje normal üstü bir güce sahip olabiliyor. Evet. Veya kalede de işte konsantre olup bir tane kırabilecek kilometre beşe çıkarabilme, ona çıkarabilme gibi şeyler olabiliyor. Demek ki ruh gücü bunda çok önemli. Yani her şey de öyle e, halüsinasyonlara bağlamamak gerekiyor. E, bu tür çalışmalarla kişi öbür boyuta geçebiliyor. Ondan sonra e, artık yavaş yavaş e, şizoid zeminde depresyon belirtileri, yani eve kapanma, asosyalleşme, basit sebeplerle etrafına agresif davranışlar e, ve daha sonra odaya kapanma. Odaya kapanmadan sonra şizofreniye doğru bir gidiş. Evet. Şizofreni şey, gereksiz anlamsız yani. Hocam öyle ama merak ediyor seyircilerimiz. Evet, Mesela evet. diyor ki Türkiye'de ya da dünyada bu tür varlıklarla sistem sistematik bir şekilde uğraşan şeytani örgütler var mı? Şu çok Hı. sık e, gündeme geliyor. Hı. Efendim işte bir gitarist varmış falanca dönemde. Dört yol ayrımına gelmiş. Orada ruhunu şeytana satmış. Ve çok ünlü bir e, gitarist haline gelmiş. Böyle hmm. bir şey var mı hocam? Ruhu şeytana satmak. Doğru evet. Var. Şimdi. E, vatanı satmak oluyor da. E, Kamburizet gibi eski İzmir valisi. E, nasıl kendi Yunan'a sattı. Damat Ferit satmadı mı? Bunlar evet. da normal insanlardı. Ama. E, zaaflarına yenik düşerek. işte kimisi kadına olan zaafıyla, kimisi paraya olan zaafıyla. Ya yani kadın kadına olan zaafıyla bir ne başbakanlar bu ülkede sadece Türkiye'de yurt dışında da çok örnekleri var da kaç tane bakan gitti değil mi? Kaç tane e, parti başkanı koltuğundan oldu. Doğru değil mi? Evet. Ya, olmayan da esir oluyor. Kendi gebe kaldığı için öbür tarafa hükmü altına, idaresi altına giriyor. Yani... E, ya para, ya koltuk vesaire zaaflarıyla. Yani tabii bunların hepsi de birer şeytanın silahı değil midir? Yani siz bu ruhunu şeytana satma ritüelini metaforik mi algılıyorsunuz hocam? Hayır, gerçekten e, onun ritüeli de var. Ben e, böyle satanist bir kişiyle de hatta İzmir'deki liderleriyle görüştüm. Ama sonra tabi e, bana çok büyük zorluklarla geldi çok e, hatta tanıştırırım da seni inşallah <laughs> kendisi Peki. Ee, annesi diyor ki milyonlarca defa dua ediyorum hocam size diyor benim kızım diyor 4 İzmir'deki dört bin satenistin lideriydi diyor ve kaybetmek üzereydik kendisini son şükürler olsun sonunda e, kurtuldu ama ee, orada anlattığı ritüelleri anlatsam inanamazsınız. Yani kedi kesmelerden tutun, e, sapkın e, 4000 sadece diyor benim grubumu söylüyorum diyor. Çok yüksek bir rakam. 14, 15, 16 yaşındaki kızların durumları sadece İzmir'de. Onun dışında diğer şehirlerde de yine böyle organik bağlar var diyor. Ve akıl almaz bir dejenerasyon. Tabi bu çocuklar tabi şeytan hiç görmemişler. Onlara bir eğlence, bir kendine bir ayrıcalıklı olma gibi hani belki ergenliğin getirdiği psikolojiler veya anne baba ayrılıkları veya ailenin ilgilenmemesi veya şiddet gibi pek çok unsurlar bu çocukları bu yönlere doğru itiyor. Bir şeyler de bunlar çok etken. Çizgi filmler yani e, 7-8 yaşındaki çocukların izlediği e, Japon ya da e, Japonların yaptığı çizgi filmler de var. Bu tür temaları çok işliyorlar. Cin ve şeytan konularını. Ve sonunda onlar dünyaya hakim oluyor, bir güç oluşturuyor, arkasına bir ordu oluşturuyor. Çocuk 6-7 yaşından itibaren bunları izleyiz diye devam ediyor. Bir süre sonra artık e, hayal şaka gibi gelen olaylara kendileri de inanıp e, bu olayın içinde yaşamaya başlıyorlar. Hocam mesela bir lise öğrencisi kız hı hı. falanca çocuktan çok hoşlanıyor ama çocuk buna e, pas vermiyor mesela. Arkadaşına gidiyor diyor ki ben ne yapacağım şimdi ne yaptıysam olmadı. Kolayı var diyor ya, gel benim tanıdığım bir e, medyum var, sana büyü yaptıralım. E, çocuğun saç telini getir, işte anasının adını öğren falan falan falan. Artık bunlar hayatın rutini haline geldi hocam. E, bu kadar çok metafizik enerji bir şekilde dışarı çıktığı için şehirlerde, o sizin başta bahsettiğiniz artık o varlıklar, e, kuytu yerlerde yaşamıyor, şehrin bizzat içindeler. Bugün tuvaletlerimiz bile evin içinde mesela. Yani bu gibi birçok etken aslında bu iki boyutun e, birbiriyle olan iletişimini de güçlendiriyor tabii. Şimdi olayın başka bir yönü de var tabii. Mesela Türkiye'deki özellikle tarikatlardaki bir sürü hurafeler. Evet. Bir sürü, e, akıl ve mantık dışı, e, İslam dışı ve Hududullah dışı. Çünkü Rabbim her şeyi bir kanun mücadelesinde yaratmış. Evet. Mesela su sıfır derecede donar, 70 derecede kaynar. Evet. İşte bir tabiat kanunu belirlemiş değil mi? Her şey bu hududullah içinde gerçekleşiyor. Dünya'nın e, diğer gezegenlerin ayın e, Dünya'nın etrafında dönüşü, Dünya'nın Güneş etrafında dönüşü, her şey bir hesap kitap üzerine öyle değil mi? Evet. Şimdi böyleyken e, öyle örnekler var. Zaten bunu hiç söylememe gerek yok. Bütün arkadaşlar hep YouTube'larda böyle saçmalıkları işte ben yok Challenger'ı düşürdüm. Uzay gemi, gemin vidalarını gevşettim. Yok şu an e, deprem tam burada oluyordu ki depreme dur dedim durdu. Sonra depremi doğuya doğru gönderdim. Sanki yani ulan doğu insan değil mi doğudakilerde? Azrail'i kovdum. Azrail'i kovuyor. Evet. Azrail yani e, Allah'ın emrini dinlemiyor. Şeyhe geliyor canını almak için. Şeyh diyor ki daha ben birkaç yıl daha hizmet edeceğim ümmetime diyor. Çek git bakayım başımdan diyor. O da peki efendim deyip gidiyor. Hocam enteresan çok evet. ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi aynı ekip şunu da söylüyor. Bakın kendi içlerinde nasıl çelişiyorlar. Adem'in yaratılması için toprak alınacakmış. Bütün melekler gitmişler, alamamışlar. En son Azrail gitmiş, almış toprağı. Neden? Çünkü o Allah'ın sözünden hiçbir şekilde çıkmazmış, böyle bir melekmiş. Ama diğer tarafta Şeyh kovduğu zaman Allah'ın sözünden çıkabiliyor, evet. Şeyh'in sözüne geçiyor mesela. Daha çok korkuyor Şeyhten. Tabii. Veya işte ya şimdi bunu ne olursunuz? Ya şimdi bunu dinleyen bir çocuk nasıl deist olmasın? Nasıl ateist olmasın? 50 yıldır bu uğraşıyorum. Ben bile bazıları gelip bana anlattıkları zaman başından geçen olaylara ben bile bazen refleksi olarak şaşırıyorum. E, şimdi bunları anlattığımızda hani bilmiyorum nasıl olacak ama şöyle olabilir bir tane olayı anlatacağım fakat kendi yaşadığım olay değil de e, şahit oldu ama başkasının yaptığı sıra dışı bir olay anlatacağım ki ya bu kendini övüyor falan olaylarını hani. Kendini bir şeylere sokuyor olaylar olmasın diye. Şimdi çok e, çok çok değer verdiğim bir hocam. Yani hayran oldum. Ahlakı, yaşayışı her şeyle muhteşem. Yani günümüzün ebuzeri diyebileceğimiz veya şemsi tebrizisi diyebileceğimiz tabi bu e, 30 yıllık bir birliktelik. Yani evet. Bu süreç içerisinde eee Pek çok olay yaşadığım sıra dışı çok büyük bir insan. Çok kişinin sevdiği bir insan. Ben ee, 11 Eylül 93 yılında yani Akit gazetesi çıkmadan bir gün önce İzmir'deydim. Ertesi günde çünkü şuradan biliyorum e, Akit'in ekonomi müdürlüğünü almıştım o zaman görevlendirmiştim. Her gün orada özellikle borsa üzerine ve ekonomi konularda Makale yazıyordum, röportajlar yapıyorduk. Şimdi gazeteden bir gün önce orada ben tabii makalemi yazdım, hazırladım. İstanbul'a döneceğim ve direkt gazeteye gideceğim. Bon çantam çalındı. Bilet alma verme sırasında bon çantamı yanıma bırakmıştım. O sırada ben ödemeyi falan yaparken baktım çanta yok. Yani Her şey 5-10 saniye içinde gerçekleşti. Tabii emniyete gittik. Ta Osmanlı'dan kalma hırsızların fotoğraflarını gösteriyorlar bana. Siyah, beyaz, bu mu bu bu falan. Ben anladım ki bu işten bir şey çıkmayacak. İstanbul'a döndüm. Sonra bir hafta sonra, hafta sonu o büyük zatın ismini de vermeyeceğim. Onun ve onun grubunun sanki reklamını yapıyormuş gibi olmasın diye. Ben tahmin ettim ama siz yine de vermeyin. Evet. Evet. Ee, yanına gittim elini öptüm ee, ya komutan dedi sen çok üzülmüşsün bir şeye dedi ne üzüldün söyler misin yok efendim dedim hiçbir şeye üzülmedim dedim hayır hayır dedi ben seni tanıyorum dedi e, lütfen bana anlat dedi ya ben de onu üzmek istemiyorum zaten yüzlerce insan sorununu anlatıyor ona hiç düşünmeden Falan dedim bir de ben başını ağrıtmayayım falan dedim. Ama o çok ısrar edince efendim dedim geçen hafta dedim İzmir'de çantamı kaybettim dedim. Ona çok üzüldüm dedim. Çünkü dedim hani e, manevi değer olan şeyler de vardı içinde falan dedim. Yerde oturuyor. Şöyle konsantre oldu. Böyle halıda belli bir noktaya bakıyor. Baktı baktı bir dakika sonra komutan dedi o Çantanın haberini salı günü alacaksın. Pazar günde sana içindekilerle birlikte gelecek. Hiçbir şeyi dokunulmaksın. Benim moralim bozuldu. Çünkü hani ona aşırı derecede büyük saygım, inancım var. Fakat anlattığı şeylerin olması mümkün değil. Aradan bir hafta geçmiş. Şimdiye kadar ve bana nasıl çantanın haberi gelecek? Artı e, içindekiler tam olarak gelecek dedi. Bu nasıl olabilir ki? Zaten çalan kişi biliyorsunuz bu hepimizin bildiği gibi cüzdanı çalmışsa kimlikleri ve cüzdanı çöpe atıyor. içindeki parayı alıyor. Hep olayla böyle veya çantayı çalmışsa çantayı şey fırlatıyor, çöpe fırlatıyor. İçindekileri alıyor falan böyledir bu. yani niçin çantayla birlikte olduğu gibi yani olsun böyle bir şey ve bir hafta önden, bir hafta da sonra Pazar günü gelecek yani bir dahaki Pazar ki tam 15 gün sonra duruma göre çanta bana aynı şekilde gelecek dedim imkansız dedim içimden böyle bir şeyin olması mantıksız yani. tabii çok üzüldüm çünkü böyle bir şey olmayacak olmayınca ona karşı olan güvenim sarsılmış olacak. Tabii gözümde o kadar büyütmüşüm ya çok bir şey, gerçekten ama büyütülecek gibi bir insan. Ya salı günü telefon çaldı. Volkan Bey buyurun ben İzmir'den bir marketten arıyorum beyefendi. İki tane kadın e, çantayı şey fırlatıp kaçtılar. Biz korktuk bomba mı olur acaba içinde başka bir şey mi var diye özür dileriz çantayı açtık. Çantayı açık kiliti yoktu. Ve içinden işte bir tane siyah cam saat 200 Türk lirası. Ondan sonra bir saydı. Eksik var mı? Hayır efendim. Dedim. Aynı söyledikleriniz vardı içinde sadece. Şey. de. Bir çok şok oldum, şaşırdım. Ya parayı niye almadınız? O saati niye almadınız? Sonra niye marketi, çantayı fırlatıyorsunuz? Yani akıl mantık ama bir şey. Niye mesela çöpe değil mi? Çöpe atmıyorsunuz. Veya madem e, parayı almayacaktınız, saati almayacaktınız. Niye hırsızlık yaptınız? Niye o, 12 gün sonra böyle bir şey yaptı? 12 gün içinde çanta niye sizin evinizde sebep, yere kaldı gibi bir sürü sorular. Akıl mantık almaz bir şey. Sonra peki dedi nasıl ulaştırabiliriz? Ya yani Mansur yoksa e, ben İstanbul'dayım. Ödemeli yollayabilir misiniz dedim kargoyla sağ olsunlar gönderdiler ve pazar günü bana çanta elim ulaştı. O büyük zatın aynı söylediği günlerde ve şekilde olay gerçekleşti. Bunu nasıl bilebildi? Sıra dışı mantık dışı bir şey gerçekleşiyor ve bunu bana günü ve saatiyle şeyle söylüyor musun? Buna benzer tabii ben onun başka hallerini de gördüm yaşadım. Ee, yaşayan arkadaşlar da oldu gibi. Hocam şimdi Evet bunu anlatıyorsunuz. Buna siz bizzat tanık olduğunuz için. Fakat bunun yanı sıra şöyle şeyler de var. İşte falanca yerde bir çorba pişiyormuş da o çorba hiç eksilmiyormuş da adamlar e, arabanın deposuna mazot koymayı, benzin koymayı unutmuşlar. Buna rağmen o arabaya yürü evladım demiş şey efendi araba e, gitmiş. Post havalanmış. Cennetin kokusu her tarafı sarmış falan. Yani şimdi her şey o kadar iç içe geçti ki hocam orijinali sahtesi Nasıl hareket e, edebileceğiz? Evet. Hani baktığınız zaman görüntüye ikisi de birbirine benziyor. Evet. E şimdi normal bir Anadolu Müslümanının, e, Yozgat'ın bir köyünde yaşayan bir e, Ahmet Hanım mesela. Bir dönem Erbakan çok söylerdi onu. Kahvede oturan bilmem ne diye. E, bunun ayrımını nasıl yapması gerekiyor gerçekten? Çünkü din, tarikat, cemaat artık Türkiye'de bir e, endüstri haline geldi. Evet. Hatta mafya haline geldi. Mesela e, bu kadar e, dejenere olmuş bir yapının ki bunu Kuşadalı mesela Osmanlı döneminde artık demiş ki e, ya yanıyorsa yansın bizden kardeşim zaten tarikat mı kaldı demiş. E, şimdi Bunun gibi bir atmosferin içinde insanların birilerine tabi olması mı e, zorunlu yoksa gerçekten kendi inançlarını e, bu gibi yapılardan muhafaza ederek yaşamaları Cumhuriyet'in e, Atatürk'ün çizmiş olduğu e, yola e, bir şekilde adapte olarak evrensel insani değerleri, insani ahlakı benimseyerek yaşamaları mı normal olan? Bence ikinci şık muhakkak. Yani aklı Selim bunu söyler. Evet. Ee, eğer bugün hala Türkiye bir ateş çemberin içinde olduğu halde e, bir türlü bu ateş çemberin içine sok, sokulamadıysa, evet. Ateş hala da bize dokunamadıysa, bu yüzden dokunamamıştır. Ama görüyorum ki Türkiye maalesef. Atatürk'ün 300 yıllık bir açığı 15 yılda kapatması gibi bizde herhalde 22 yıl içerisinde tekrar 300 yıl geriye gideceğiz gibi mi geliyor. Oraya doğru bir yöneliş var. Türkiye yüzyılı diyoruz biz ona. Hmm. Türkiye bitmek üzere. Yani çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Ben samimi söylüyorum, Kurtuluş Savaşı dönemi bile bu kadar tehlikeli değildi. Neden değildi? Çünkü o zaman inanmış, idealist bir toplum vardı, etik değerlere sahip, vatanını seven. Evet, paramız yoktu, silahımız yoktu. Yedi düşman etrafımızı çevirmişti ama inanan bir şey vardı. Bir de düşmanı tanımlıyorduk hocam. Diyorduk ki Yunanlılar mesela Çanakkale Savaşı'ndayken işte Anzaklar, İngilizler diyorduk. Maraş'ta, Urfa'da İtalyanlar, Fransızlar diyorduk mesela. Şimdi bugün düşman dibimizde. Evet. Bizim gibi Türkçe konuşuyor. Bizimle aynı kültürün içinde doğmuş, büyümüş insanlar. Kripto insanlar bunlar. İsimleri Türk, Müslüman adı. Evet ama kendileri değil mesela. Resulullah efendimiz buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ben hiçbir şeyden korkmam ama münafıklardan korkarım. Ki ümmeti felakete götürecek olanlar da bunlar ve içimizde bulunan işte e, ekalliyetlerden bir kısmı Türk'müş gibi gözüken, Müslümanmış gibi gözüken münafık zümre. Şimdi eee geçen iki ay önce Mustafa yakalandı Türkiye'de 5-6 tane değil mi? Evet, evet. Kıyafetlerini gördünüz mü? Tabii çok mübarek zatlar. Ya. Şimdi tahmin eder miydiniz ben söyleseydim bu Mustafa diye ya günahını alıyorsunuz hocam öyle şey mi olur ya baksana adam ne güzel sakallı cübbeli e, derdik doğru mu? Şimdi burada ya. bir iki tane daha sayarız da başımıza iş almayalım. Volkan Hocam yani Müslüman olmak da şart değil ki. Vatanı milleti sevmek, Anadolu'nun, Cumhuriyet'in ortak paydasında buluşmak. Çünkü vatanperver, seküler, ateist insanlar da var ülkemizde. Çok dindar, mutasip insanlar. Yani bunların ortak paydasının layık, ulus, devlet ve demokrasi anlayışı olması gerekiyor. Şimdi bir Afganistan olmak istemiyorsak eğer. Çünkü dincilik en büyük zararı aslında dindarlara da veriyor. Şöyle düşünün. Şeytanı biz e, tasvir ederken ne yapıyoruz? İşte kırmızı bir adam, boynuzları var, e, şey var, kuyruğu var, elinde de mızrak. Hayır. Bugün şeytanın sarığı var, sakalı var, cübbesi var. Yani e, bunun ayrımına doğru gitmek lazım. Şimdi o sebeple Volkan Hocam, Türk milletine, Türk gençliğine özellikle e, son cümlelerinizle yayını kapatalım. Zaten e, epey de geçtik e, yayın saatimizde, süremize. Ne söylemek istiyorsunuz bu yayının sonunda? Vallahi bir bir saat önce bir e, sohbettiydik. Ee, orada arkadaş şunu söyledi, ee, bir isim verdi. Bu kendisi uçak sanayinde ee, mühendis, otlu mezunu. Ee, ateist kendisi. Ya diyor, o kadar güzel teklifler geliyor Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Hollanda'dan. Çünkü e, çocuk e, yaratıcı beyine, analitik an zaten dereceyle okulu bitirmiş beyne sahip sana araba tahsis edeceğiz. Bir villa tahsis edeceğiz. Şu kadar bin dolar maaş vereceğiz. Çocuğunu bizim o ülkemizin en kaliteli özel okulunda ücretsiz olarak okutacağız. Yeter ki bizim sanayimizde görev al. Diye teklifler geliyor. 3-4 tane ülkeden teklif aldığı halde gitmiyorum. Kendi ateist. Diyor ki ben diyormuş ben niçin kendi vatanıma hizmet etmek varken kendi ülkeme hizmet et varken niye gideyim onlara o çok gurur kırıcı bir şey. Kendime saygımı kaybederim diyormuş. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalınız. Siz de iyi geceler.